Sevgilim geldim evi seninle bugün sahilde baş başa güreş yapmak için heyecanlıyım. Fark etmedi. Yeniyorum. Aman Allah'ım yeniyorum. Yanmam lazım. Kül olmam lazım. Ya birazcık nazlanayım ama. Ya yeniyorum. Yardım et şimşek. Yardım et. Yağmur. Kül ol. İşte bu kadar. Sonunda kendimi yakmayı başardım. Oh. Ya şimşek yardım et bana. Yandım. Kül oldum. Görüyormuşsun. Her yerim kül oldu benim. Her yerim. Ama her yerim kül oldu. Merhaba sayın seyirciler. Bugünkü haberimizde yanan bir aracın kül olduğunu ve yeniden yapım şirketi DRM şirket olaraktan ucuz maliyetle camdan araç yapacağının iddiasını yapıyor. Bir de evet Kemal Bey'den dinleyelim. Bakalım bu aracı nasıl bir modifiye yapacak. Efendim ilk önce merhabalar. Ben DRM şirket olaraktan yanan araçları en ucuz maliyetle yakıt tasarrufu yaparaktan araçları yeniden trafiğe kazandırıyorum. Bugün şanslı aracımız şu pembe araç. Evet gördüğünüz gibi elemanlarımız çalışıyor. Bugün en ucuz malzemeyle hem hatasız hem yanlışsız hem de cüzdana dokunmadan, zarar vermeden araçları yapacağız. İlk aracımızı size gösteriyoruz. Bakıyorsunuz, vidalar kullanılmıyor. Cam, sadece cam olacak. Oldu ki bir şey oldu, cam kırıldı diyeceksiniz. Hayır, bunlar dayanıklı camlar. Kesinlikle darbeye, kazaya karşı önemlidir efendim. Evet Kemal Bey, sizi dinledik. Birazdan aracınız yapıldıktan sonra seyirciler de görecek. Bir test sürüşüne çıkmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki efendim. Düşünmez miyiz? Tabii ki. Bunları da kayıt altına alalım lütfen. Ben de şey olacağım ki acaba şimdi. Acaba güzel olacak mıyım? Kendimi yaktığıma diyecek mi ki? Yaktım kendimi. Bana para verecek. Hem arabamı modifiye ettirecek hem de bana para verecek. Ay şu arabayı da şuraya götüreyim de bir yağ bakımı yaptırayım. Deposu mu delikleri nedir anlamadım gitti sürekli yağ akıtıp akıtıp duruyor. Ustayı çağırayım da bir baksın şuna ya. Nereden aldım ben bu külüstürü ya? Dıştan baksan sıfır, içten baksan yağ deposunun delinmiş akıtıp akıtıp duruyor. Şimşek, hayırdır yavrum? Sen de mi yoksa yağ deponu delindi de buraya geldin? Aa, bu ne? Hayırdır? Kameralar mameralar? Yağmur! Kız! Ne yapıyorsun sen orada? Modifiye yaptırıyor. Aracın tanıtımını yapıyor. Merhaba, ben Örümcek Anne. Bu aracın sahibiyim. Neler oluyor burada? Bir de sizden dinleyebilir miyim? Efendim merhaba. Gördüğünüz gibi aracınız yandı ve Kemal Bey DRM şirket olaraktan bütün aracınızın modifiyesini üstlendi. Şu anda aracınızın test sürüşüne çıkacaksınız. Bir de sizden dinleyelim. Aracınızın giderken herhangi bir darbede hata gösteriyor mu? Alarmı veriyor mu? Ya da camları kırılıyor mu? Test sürüşünde size güzel sürüşler diliyoruz. Kemal Bey, hayırdır? Ne iş? Ne iş yani? Niye yani? Niye üstlendin sen bunu? Ya Örümcek Anne, kaçtım aşağı ya. Ne iş üstlendiyse üstlendi. Sen ne yapacaksın ki? Sen sadece beni şu işte, şu dene işte ya. Dene bakalım bir. Şöyle driftini at. Ondan sonra kendini şaha şöyle şalla. Ondan sonra ne bileyim uçur kaçır. Hadi bey, bir hareketler yap. Eski şoförsün. Kendini F1 pilotu gibi tanıtmayı çok iyi biliyorsun. Hadi göster performansını o zaman. Yağmur, ne bu ayak? He? Ne yavrum bu ayak? Hiç şikayetçi değilsin halinden bakıyorum da. Vallahi sende bir ayak var ama dur çözeceğim ben bu işi. Ya Örümcek Anne ya. Ya yapma gözünü seveyim ya. Ya 2 dakika keyfim var, keyfim kaçırmaya çalışma. Boşuna arabaları vurmaya çalışma. Hiçbir şey olmaz. Darbeye dayanıklıyım ben. Hem de uçursan da hiçbir şey olmuyor. Tekerleklerim kaçmıyor. Camlarım kıymıyor. Dene. Bak gördün mü? Heh işte. Hiçbir şey oldu mu? Olmadı. Ya senin arabanın hiçbir şey böyle değil. Az önce getirdiğin arabanın şikayetini duymadım şan mı? Deposu delinmiş. Ondan sonra yağ akıtıyormuş. Bak bana bak trafikte ne şimdi parlıyorum. Ayna gibiyim. Ya camdan yağmur, yağmurdan cam. Ya tuz da yağsa, buz da olsa bana hiçbir şey olmaz. Çünkü ben en güzel modifiye oldum artık. Yağmur, valla sen baya bir deli dolu olmuşsun bakıyorum da. Kendine bir özgüvenin gelmiş.
Valla seni bir yarışa sokarım. Ondan sonra pişman ederim he. Bu söylediklerine pişman olursun. Yap bakayım emcik anne de göreyim. Hadi yarış yapıyorsun zaten şu anda trafikteki bütün araçları. Tek tek şorluyorsun. Heh gördün mü? Bakın emcik anne. Tamam madem bu kadar merak ettim. Anlatayım sana Hollanda'yı. Şimdi biz bu Kemal Bey ile anlaştık. Önce ben kendimi yakmam gerekiyordu. Ve habercileri çağırdık. İnandırıcı olsun diye. Yemin arabayı aldı. Beni aldı yani. Ben yaktım kendimi. Bilinçli ve isteyerek. Kendi ricamla. Ondan sonra götürdü beni modifiye dükkanından kendi reklamını yaptı. He bunun karşılığında sana ne verdi mi diyeceksin. İşte modifiye verdi. Birazcık da bankama para yatırdı. Nasıl? Seni yakalım mı? Olmaz Yağmur. Olmaz. Ben böyle şeylere gelmem. Şuraya bak. Yaptığı şeye bak. Kendini yakmış. Ondan sonra modifiye ettirmiş. Para kazanmış. Efendim niye öyle diyorsunuz? Sonuçta hem Yağmur para kazandı hem de ben para kazanacağım. Sonuçta bu da bir ekmek teknesi. Göreceğiz bakalım. Nasıl ekmek teknesiymiş. Heh görüyorum. Bayağı iyi yalnız ha. Yere de yapışıyor asfalta yapışıyor. Haksızlık mı ediyorum acaba? Bence de haksızlık ediyorsun Öncük anne. Haksızlık ediyorsun tabii ki. Hep kendi modifiyene alıştığın için sana bu modifiye biraz farklı geldi. Görüyor musun? İki arabanın arasında çizilmeden geçtim. Hiçbir yerime de bir şeycik olmadı. Canım da acımadı. Ya çok güzelim değil mi? Ya şimşekle bir gün yarıştırsana beni Öncük anne. Bence bu sefer ben onu geçeyim. Motorum da çok kuvvetlendi. Dışım da güzelleşti. Kendimi böyle çok iyi hissediyorum. O yüzden diyorum ki hani beni bir yarışa da soksan da bir de oradan ödül kazansak nasıl oluyor örümcek anne? Mantıklı mı sence? Olur Yağmur. Sen istiyorsan neden olmasın? Tabii ki olur. Valla araba kendine gelmiş ya. Yani sen eskiden bildiğin bir kaplumbağa gibiydin. Şimdi bakıyorum tavşan gibi olmuşsun. Yani bu hızla yani pilotlara bile meydan okursun sen. Uçaklara meydan okursun. Valla iyi iş yapmışsınız Kemal Bey, tebrik ediyorum sizi. Araç çok güzel. Ben beğendim. Kendi aracımı da getireyim size. Yani şu yağ deposu delik olanı değil. Daha güzel. Farklı garajımda olan aracımı getireyim. Onu da bir güzel modifiye yapın. Arkadaşlar BMW'mi mi getireyim, Mercedes'imi mi, Bugatti'mi mi? Yoksa Monster'ımı mı getireyim? Size bırakıyoruz yorumları. Kemal Bey'e hangi aracımı teslim etmeliyim? Ha, Kemal Bey önce kendimi yakmam mı gerekiyor? Tabii ki önce kendini yakacaksın. Benim gibi. Sonra da Kemal Bey şeyini yapacak. Ondan sonra da tefeye çıkacaksın. Ne diyorsun? Kafana yattı mı? He? Yapalım mı seni de? Ben yakabilirim seni istiyorsan. Üstüne bir depo benzin dökeyim. Ondan sonra bir kibrit tatayım. Küt yanarsın. Kendime yaptığım gibi. İlk önce içerisine benzin döktüm. Sonra da hafif şöyle çakma tık bastım. Attım arabanın içine. Ondan sonra da yandım. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi yapılan aracın son halini sizlere sunuyoruz. Beğenilerinize sunuyoruz. Kemal Bey'i DRM şirketi...